Yolda konuşalım. Ne istiyorsun benden Ömer? Beni anlamanı istiyorum. Neden? Seni anlamam niye bu kadar önemli? Çünkü sen benim için bu fener gibisin. Denizciler karanlık ve puslu havalarda yollarını bulmak için bu fenere bakarlar. Girdiğim yol o kadar karanlık ve puslu ki yolumu kaybetmek istemiyorum. O yola girmek zorunda değilsin Ömer. Sen o karanlık dünyaya ait değilsin. Kaybolursun orada. Ne ben ışık tutabilirim sana. Ne Hüseyin usta. Ne de baban. O yol kirli. Dönüş olmayan bir yol. Ali'yi gözünün önünde vurdular. Gördün. Ama ben sadece Ali'yi görmedim. Seni gördüm, Didem'i gördüm, ailemi gördüm, ne kadar tedirgin olduğunuzu gördüm, çaresizliğinizi gördüm, korktuğunuzu gördüm. Ama ben kendimi çaresiz hissetmiyorum. İşte bu yüzden çare olabilirim, anladın mı? Sana, Didem'e, aileme, hakkını savunamayan herkese. İçim böyle hissediyorken hiçbir şey yapmadan nasıl durabilirim? Murat'ı hırpalayınca ne geçti eline? Neye çare buldun Ömer? Ali daha mı iyi şimdi? Ben, Didem, ailen. Daha mı iyi sanıyorsun? Şimdilik değil. Ama bu işin sonuna geldiğimde ailem de, Ali de, Didem de her şey çok daha güzel olacak. Beni saymamakla haklısın Ömer. Belki söylediklerin doğrudur ama ben buna dahil olamam. Her şey bitti. Ha, çıkıyor musun kızım? Evet anne. Bugün çok işim var. Kızım ben seni vallahi anlamıyorum. Bu adamın davası bitmedi mi? Hala nedir bunlar böyle? Bütün gece uyumayıp bunlarla uğraşıyorsun. Anne, Ali Ekber davanın görünen yüzü. Ben buzdağı ile ilgileniyorum. Kızım, bir bey geldi, seni görmek istiyor. Günaydın avukat hanım. Güzelliğinizi nereden aldığınızı şimdi anladım. Çok zarif bir anneniz var. Ben de tam çıkmak üzereydim. İsterseniz dışarıda konuşalım. Aa yok, olur mu öyle şey kızım? Beyefendiye bir kahve ikram edelim. Bak ne güzel çiçekler getirmiş bize. Kahveyi hayır demem. Bunları vazoya koyayım, hemen yaparım. Ne işin var senin burada? Konuşmaya geldim avukat hanım. Annenizi endişelendirmenizi gerektirecek bir durum yok. Yine tehditler savurma engeldiysen seni pişman ederim. Tehdit etmeye elimde çiçeklerle gelmem. Uslubum birazcık serttir. Siz de yanlış anladınız. Bunu düzeltmek için geldim. Aa, hay Allah, niye kaldınız kapıda öyle? Geçsenize içeri. Kahvenizi nasıl alırsınız? Bol şekerli olsun. Sabah güne tatlı başlayalım, öyle değil mi avukat hanım? Gitme o dükkana, gitme. O ihtiyar zehirler adamı.
İskender Bey mahallene teşrif etmiş, sen burada oturuyorsun. İnsan bir koşar karşılar patronunu. Hoş geldiniz der, elini öper. Sahibim beni arıyorsa eğer... Hüseyin abinin dükkanında da yeri yetiyorsa gelsin. Lan İskender Bey istese seni ayağına çağırır. Sen ne havaya giriyorsun hemen? Ah, çiçeğini çikolatasını hazırlamış. Avukat Berin Hanım'ı ziyarete gelmiş. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Kahveni iç. Annemi tedirgin etmeden git. Ben anlamıyorum. Senin gibi devletin içinde güçlü bağlantıları olan biri neden bu kadar mütevazi bir yaşam sürüyor? Hmm. Gelmenin sebebi şimdi anladım. Kulağımı çok mu çektiler senin? Annenin bütün güzelliğini almışsın. Ama nezaketi hiç geçmemiş. O tarafını babandan mı aldın? Babamdan sadece onu almadım. Senin gibileri içeri tıkana kadar vazgeçmeyecek kararlı tarafım da ondan almışım. O zaman ömrünün sonuna kadar böyle bir evde yaşamaya devam edersin. Halbuki senin yerinde kim olsa şu anda Boğaz'da bir yalıda oturuyor olurdu. Ben senin için öyle manzaralı bir yer düşünmüyorum maalesef. Günde bir saat havalandırma yeter sana. Ben sana ortaklık teklif etmeye geliyorum. Senin verdiğin cevaba bak. Biraz akıllı ol avukat. Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Bana evet dersen bir günde senin hayatını değiştiririm. Ah evet. Sormayın. Ben de hep söylüyorum. Çevreni, hayatını değiştir ama anlatamıyorum maalesef. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? İhracat diyelim. İşlenmiş, yarı işlenmiş muameleri yurt dışına taşıyoruz. Ah, bak ne güzel kızım. Sen de şu cezacılıktan vazgeçsen de ticaret hukukuna yönelsen ha. Benim de içim rahat eder. Avukat da avukatmış Remzi. Böyle avukatım olsa var ya her gün adlilik olurum. Lan o avukatın ayağına koskoca İskender Tatar gelmiş. Sana bakar mı Sabri? Heh, bak İskender Bey'in yeni ayakçısı geliyor. Duymuş mahalleye teşrif ettiğini, koşturuyor. Şşş birader. Dur bakalım nereye gidiyorsun? Sizin ne işiniz var lan burada? Ha? Kendine gel lan. Sen kimden hesap soruyorsun? Ömer, bir şey yok. Özür diledi gidiyor. Sen bu mahallede oturuyordun değil mi? Bir terbiyesizlik yapmadı değil mi bu? Haddini bil. Ne biçim konuşuyorsun sen? Biz buradan bir aşağı inelim, ben sana göstereceğim nasıl konuştuğumu. Bir şey yok dedim. Başın belaya sokacaksın. Sorun yok avukat hanım. Sizi gördü poz kesiyor. Yeni aldım yanıma. Zamanla öğreteceğim. Sizin haberiniz yok muydu? Ömer'i yanıma aldım. Aslında size de bunun için gelmiştim. Siz de bizimle birlikte olursanız önümüzde kimse duramaz. Ne diyor Ömer? Konuşsana Ömer. Avukat hanım bir şey sordu. Uzatma İskender. Yavaşlı bekliyor. Gidelim. Bir dakika.
Aşağı iner misiniz? Bizim konuşmamız lazım. Kahve için çok teşekkür ederim avukat hanım. Bir kabalık falan yaparsa haberim olsun. Çekerim kulağını. Neler oluyor Ömer? Kelimelerini dikkatli seç Ömer. Avukat hanıma yanlış bir şey söylersen üzerim seni. Konuşsana. Konuşulacak bir şey yok. Ne demek yok? Doğru mu söylediklerim? Derin bir şey sorma. Bana güven. Şantaj mı yapıyor sana? Söyle bana, tehdit falan mı ediyor? Bak. Her şeyi yakında yola koyacağım. Tamam. Sadece bana güven. Hadi gir içeri. Güven bana. Ömer benim en gözde kaptanım Remzi. Terbiyesizlik yapma. Aç kapısını. İstihbaratçı kızıyım. Sır dolu bir evde büyüdüm. Güya her şey bizi korumak içindi ama zarar gören hep biz olurduk nedense. Beryem. Beni anla. Anlatamam. Kusura bakma Ömer. Ben babamın bu tavırları yüzünden çok suçluluk hissettim. Bizim için kendini feda etti. Benim yüzümden diye kendimi yiyip bitirdim. Aynı duyguları yaşamaya niyetim yok. Söylemedin. Senin için çok endişelendim. Diyecek bir şeyim yoktu. Üşüdüm. Çay içer misin? Olur.
avukat çıktığımda çekilmişti. Ankara Hukuk'ta. Babamın dünyayı kurtarmaktan sonra en büyük hayali avukat olmamdı. Ben de başta o yüzden seçtim. Ama sonra beni babamdan koparan şeyin adaletsizliğe karşı açtığı savaş olduğunu anlayınca seçtiğim bölüme bakışım da değişti. Daha şevkli okudum. Kendi bildiğim yoldan onun savaşına destek vermek istedim. Eğer baban yaşasaydı nasıl olurdu? Düşündün mü hiç? Sadece her gün. Muhtemelen çok kavga ederdik ama olsun. İnsan onu bile özlüyor bazen. Sana bir şey söyleyeyim mi? Seni burada görse başın çok büyük belaya girerdi. Çok kıskanırdı beni. Yanımda erkek sinek görmeyi bile tahammül edemezdi. Haklı adam. Baban yanında olsaydı keşke hep. Ben belaya alışkınım ne de olsa. Devletine hizmet etmek kötü bir şey değil. Beni yanlış anlama. Ama insan bazen bilmeden devletime hizmet ediyorum zannederek kullanılabilir. Aradaki farkı anlamak bazen gerçekten çok zordur. Beni mecbur bıraktılar bu yerin. Başka çarem yoktu. Artık var. İstersen gerçekten engel olurum. Ömer, elimizde çok büyük bir koz var. Olanları kamuoyuna anlatma riskini göze alamazlar. Seni rahat bırakırlar. Peki. Ondan sonra seni rahat bırakırlar mı? Ben Rauf Bayraktar'ın kızıyım. Bana hiçbir şey yapamazlar. Rauf Bayraktar'ın üstlendiği misyonu bana önerdiler. Kim önerdi? Babanın çok yakın tanıdığı biri. Kim Ömer? Gürkan amca mı? Kabul edemezsin Ömer. Ben babamı bu uğurda kaybettim. Kabul edemezsin. Babanın davasını öğrendim. Yaptığı fedakarlıkları da. Birinin babanın başladığı işi bitirmesi gerekiyor. Babanın da senin de huzur bulmanız buna bağlı. Ömer. Ben babamı kaybettim. Seni de kaybetmek istemiyorum. Söz.